geldiniz. Bugün yine sizler için dop dolu, enerjik ve neşeli bir program hazırladık. Ne yapacağız? Az sonra diyetisyen Dilara Koçak konuğum olacak. Onunla size tariflerimiz olacak ve sağlıklı beslenme ile ilgili bütün püf noktalarını öğreneceğiz. Ama ondan önce şöyle bir gidelim, Kapalı Çarşı'yı gezelim. Ne var ne yokmuş. Sonra başlayalım. Hoş geldiniz. 360 ekranlarında yeniden buluştuk. Şöyle bir düşündüm kaç bölümdür program yapıyoruz. Ben izleyicilerimi hiç Kapalı Çarşı'ya getirmedim dedim. Kapalı Çarşı'nın da en güzel zamanları, şimdi kış geldi, daha kalabalık, alışveriş çok yoğun burada. Acaba neler var neler yok, neler değişmiş Kapalı Çarşı'da? Şöyle hem geçmişe bir yolculuk yapalım, bir de sizleri şöyle bir çok güzel şeyler var hanımlar. Her yeri gezdireceğim şimdi. Hadi başlayalım. Şimdi bu benim girdiğim katta. Kuyumcular, biz kadınların vazgeçilmezi, çok seviyoruz takıları, altın takıları. Özellikle de bir düğün olduğu zaman, özel bir günümüz olduğu zaman hep şey deriz, Kapalı Çarşı'ya gidelim, Kapalı Çarşı'da alalım altını, mutlaka oradan almalıyız deriz. Burada bu katlı kuyumcular var, hediyelik eşya satan yerler var. Tabii yerli ve yabancı turistlerin özellikle İstanbul'a geldiklerinde, İstanbul denilince ilk akla gelen Kapalı Çarşı oluyor. Osmanlı zamanından günümüze miras, tüm ihtişamıyla gördüğünüz gibi hala dimdik ayakta. Şimdi kuyumcuların olduğu sokaktan başka bir sokağa getirdim sizi. Ara ara sokaklara gireceğiz. Ay çok güzel bileklikler, takılar, neler var neler. Burada yine hediyelik eşyalar var. Kapalı Çarşı denilince ilk akla gelen başka ne oluyor? Halılar oluyor. Müthiş halılar. Bir bakalım. Türko. Beni turist zannediyorlar. Bana satacak ayaküstü. Biz de ekmek parası için çalışıyoruz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Ben halıyı nasıl alayım şimdi? Bu halıyı alsam kaç maaşımı vermem lazım? Ne kadar acaba bu halı? Bu ne kadar? Bu yaklaşık $9.000. $1000. Ne halısı bu? Bu ipek halıdır efendim. Gerçekten şu anda dokunuyorum. Halı ipek gibi. $9.000. Evet çok pahalı. $9.000. Bayağı pahalı. Güzeller de var içeride isterseniz. Bir bakalım şöyle. Hayırlı işler. En özel halılarınızı görebilir miyiz? Bir de şey de görelim, yani tabii bu kadar bütçesi olmayan, yani $9.000, $10.000 falan, tabii çok kıymetli halılar ama biraz daha mesela güzel ama uygun fiyatlı olanları da görelim. Hayır, $9.000 çok güzel, ben de biliyorum çok güzel, ipek gibi, dokunup ipek gibi ama böyle biraz daha gerçekten ipek gibi derken ipektir. İpektir, yani sağdan soldan baktığınız zaman renklerinden anlarsınız, renk değiştiriyor. Bir açık, gelin bu tarafa gelin, bu tarafı karanlık. Baktığınız zaman kuyu gösteriyor, öbür taraftan baktığınız zaman rengi açıktır. Hakikaten yani öyle, biraz önce baktığım zaman açıktı, şimdi bu tarafa geçince orası açık kaldı, burası koyu oldu. Beyaz, şey, burası hayır açık kaldı, orası koyuldu. Yani şöyle baktığımız zaman. Evet, çevirsen nasıl açık bakalım oldu şimdi. Çevirelim öyle. Çeviriyoruz halıyı. Şöyle bir havalı at. Recep filmlerde gördüğümüz gibi şöyle. Evet. Bir tane şöyle bir... Aa şimdi koyu oldu halı. Aa. İlk defa UFO gören kişi gibi oldum. Bu ne kadar peki aşağıdaki? Hemen abicim onu soralım. Hangisi, alttaki mi? Alttaki ne kadar? Alttaki yaklaşık $5.000. $5.000. Evet. Üstteki? Üstteki yaklaşık $1.800. Kimler alıyor? Bunlar genelde Avrupalılar alıyor. Evet. Yani. Alıyorlar ama yani. Bir anda $9.000. $9.000 ne kadar? Para yapıyor. Doğru. Yaklaşık 30 milyar yapıyor. 30 milyar bir halı. Evet. Ben üzerine bastırmam o halının, o halıyı alsam. Yani üzerinde dolaştırtmam. Tam tersidir. Halının üzerine ne kadar basarsanız düğümler... Bir çay kahve dökülürse bir şey olur. Çay kahve dökülürse kök boya olduğu için bu halılar çabuk temizleniyor. Yani kök boya halının... Neyle temizlenecek peki sonra? Diyelim ki halının başına bir şey geldi. Normal bir sabunlu suyun içine koyduğunuz zaman, onun halının üstüne vurduğunuz zaman o kendi kendine çıkıyor. Yani normal kök boya olduğu için halı pek fazla durmaz. Zaten ipek halı olduğu için. Bu el dokumalarına. Bunlar hepsi el dokuması. Hepsi el dokuması da şu. Onlar kilimi, Kayseri kilimi. Kayseri. Onlar ne kadar? Bir tane görebilir miyiz? Havalı at şöyle. Ne güzel kilimler, el dokuması. Bunlar da 1200 TL'ymiş. Bunu bir döndürelim bakalım abicim. Bir tane de ben döndüreyim. Siz de döndürürseniz size bir tane hediye ederim abi. Eğer döndürebilirseniz. Bir dakika, ne dedin abicim? Eğer siz bizim gibi döndürebiliyorsanız size bir tane hediye ederiz. Tamam, alayım. Pazartesi günü gel, sana hediye. İlk önce kıvırmam gerekiyor, çok ciddi. Tamam. Eğer döndürebilirsem bu halı benim olacak, evet, hediye edilecek. Bir dakika. Bir kere önce sizden bir daha göreyim. Bir daha görelim. Tamam. Tamam. Tek elle olacakmış. Olmadı, olmadı. Döndüremedim herhalde. İşin ustasını döndürmesi lazım. Biz ilk defa böyle bir şey deniyoruz. Halılar da böyleydi. Hadi buyurun çıkalım. Hayırlı işler size. Bol kazançlar. İyi alışverişler. Sağ olun. Neler bakıyorsunuz acaba Kapalı Çarşı'da? Vallahi şöyle dolaşıyoruz şimdi, şu anda bir şey baktığımız yok. Nasıl fiyatlar? Fiyatlarını hiç sormadık, yeni geldik. Biz yabancıyız zaten buranın. Ha, yeni geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Tokat'tan geliyoruz. Ha, Tokat'tan geliyorsunuz. İlk defa mı geldiniz Kapalı Çarşı'ya? Evet. Çok güzel değil mi? Güzel, çok güzel. Allah, ne oluyor? Bir anda röportaj yaparken... Türkiye'ye gelen bir turistseniz gerçekten Türkiye'ye geldiğinizi kanıtlamanız için iki şeyiniz olması lazım. Bir fes, iki zil. Fesler. En çok bunlar tercih ediliyor galiba, değil mi? Bunlar hanımlara göre olan da şunlar galiba. Özellikle şu. Şunlar. Nasıl oldum? İyi, güzel. Güzel mi? Güzel, evet. Güzel miyim ben? Ne diyorsun? Size güzel, çok yakışık. Ne kadar fiyatı? Bu 15. 15 TL. Bakalım başka neler var, bakalım senin neler ilgini çekiyor. Merhaba. Böyle nasıl yani, nasıl bütün gün duruyorlarmış acaba, değil mi? Bir de ağırmış yani o kavuklar. Böyle duruyorlarmış, böyle geziyormuş. Ben sultan olsaymışım böyle. Görmeye çalışıyorum şeylerden, taşlardan, önümdeki taşlardan. Şunları kaldırayım da öyle bakayım. Biri bir şey söylediği zaman, efendim, ilk kaldırıp konuşmam lazım herhalde. Bunlar satılmıyor. Bunlarla sadece fotoğraf çekmek için burada 3 TL'ye fotoğraf çekebiliyorsunuz. Mesela. Çek ama 3 TL vermemiz gerekiyor kameraman arkadaşım. 3 TL'ye. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor. O kadar çok çeşit var, o kadar çok aradığınız her şey var. Yani işte bir hediye almak istiyorsanız, kendinize bir eşarp almak istiyorsanız, takı almak istiyorsanız, kıyafet, lokum, hediyelik eşya, çanta, ayakkabı, her şeyi ama her şeyi bulabilirsiniz burada. Ne güzel, şunlara bakar mısınız? Ne güzel, ooo çok da ağırmış. Merhaba, ne kadar fiyatı? 50 TL. Okşayayım da. 3 tane de dilek dileyim inşallah. Böyle şeyleri gördüğümde hiç dayanamıyorum. Tabii özellikle bir evlilik hazırlığı öncesinde, kına gecesi zamanı, nişanda falan, kayınvalideyle, anneyle gelinecek en güzel yer Kapalı Çarşı. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz burada işte. Bindanlılar, ele takılacak altın kemerler... Değil mi? Neler neler. Ya tamam. Arap turistler yoğunlukta. Ama ben Hintlileri de gördüm. Hintliler vardı. Hindistan'dan gelen turist misafirlerimiz. İngilizler çok vardı. Almanlar çok vardı. Ama Türkler çok az. İnanın aralarında galiba bir Türk benim. Öyle dolaşıyorum. Bir Türk olarak dolaşıyorum. O röportaj yapmak istiyorum aslında. Neler alıyor Türklerle ama genelde çok şey yapamıyorum. Rastlayamıyorum. Kendimi takıların arasına buldum. Bakın çok güzel bileklikler var. Ne kadar fiyatı? 20 lira. 20 TL. Burada yine gördüğünüz gibi özellikle biraz daha gösterişli şeyler seviyorsanız burada daha büyük bileklikler var. Hatta çok büyükleri var. Şöyle gösterelim. Bunlar ne kadar? Bu kalın bileklikler 150 TL. Bu grup, burası komple 150 TL. Ne güzel kokuyor bu sokak çünkü her yerde sabunlar var. Üstelik bu sabunların özellikle bilmediğimiz çok da fazla faydası var. Sizden öğrenebilir miyiz? Siz de mi bilmiyorsunuz? Eyvah! Burada mesela kakao sabunu var. Cildi besliyor. Cildin nemini kaybetmesine engeller. Cildin sahip olduğu nem dengesini koruyarak yumuşacık bir cilde sahip olmanızı sağlarmış. Yalnız ben bunu çikolata diye yerim. Badeden de uzak tutmam lazım. Bakın çikolata gibi görünüyor kakao sabunu. Ne kadar fiyatı böyle bir sabunu? 25 TL. Çok da faydalıymış. El yapımıdır bunlar. Özel bir seri. İzmir'de üretiliyor. Bir kimyager hanımefendi tarafından yapılıyor. Çok eski bir marka Türkisup. O hanımefendinin üretmiş olduğu özel bir seri bu. Üzerinde yazılı olan bütün her şey gerçek, denenmiştir. Bizim müşterilerimiz, özellikle yerli müşterilerimiz bir alan birkaç defa daha aldığı oluyor. Lavanta da yine cildi ölü hücrelerden arındırıyor. Aslına baktığınız zaman şöyle değil mi? Biraz daha kimyasal sabunlardan vazgeçip şu eski doğal özümüze dönsek her yerde de bulabiliyoruz aslında bunları. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Tabii buraya gelince ve de Kapalı Çarşı'ya gelince hediye alınan vazgeçilmez şeylerden bir tanesi tespihler. Bunlar ne tespihi? Burada hangi tespihler var? Burada boynuz, deve kemiği, kuka, abonos, öde ağacı, koç boynuzu. Evet, o boynuz. Evet, o görmüş olduğunuz boynuz. Beyaz ağırlıklı olanlar deve kemiği. Ahşap olanların içerisinde en önemlisi kuka. Görmüş olduğunuz genel seri kukadır. Kuka bayağı iyidir. Ne kadar mesela fiyatı? 25 lira gibi bir rakam. 25. Üstelik eldeki bakterileri öldürüyormuş. Tespih biliyorsunuz çok önemli bir alışkanlıktır. Alışkanlığı olan hiç bırakmaz elinden. Eldeki bakterileri öldürüyormuş. Alışkanlığın haricinde tespihin bir koleksiyon olarak Türkiye'de tüketiliyor. Yani çok ciddi tespih alıcılarımız var bizim. Ünlüler, isim vermeyelim. Çok ünlüler futbol camiasından, sanat camiasından çok ünlüler var ve tespih koleksiyonları bunlar. Tespih birazcık daha böyle biriktirme hazzı, insana var olan bir şeyi tekrardan inşa etme hissini uyandıran bir şey. En pahalısı hangisi? Burası daha ziyade hediyelik grubu. Burada çok pahalı bir şey yok ama koleksiyon tespihlerden 40.000-50.000 dolara kadar çıkabiliyor. 50.000 dolara tespih. Tabii ki. Şimdi neden yapılıyor mesela 50.000 dolarlık tespih? 50.000 dolarlık bir tespih mesela çok eski yaşamış ustalarımızın el işi ürettiği gergedan boynuzu diyebiliriz, necef diyebiliriz. Ondan sonra Osmanlı keribarı diyebiliriz. Yani bunlar çok pahalı tespihler ama daha çok ustasıyla kamil olan üretilen şeyler. Yani bugün bir Picasso'yla, bir Van Gaal'la günümüzün ressamını kıyaslayamayız. Onlar da o şekilde. Merhaba, kolay gelsin. Türk müsünüz? No. Dubai'den geliyorsunuz. En çok burada geldiğiniz zaman değil mi? Kapalı Çarşı'ya gezmek istiyorsunuz galiba. Evet. İlginizi çeken. Bir de festler biraz önce söylediğim gibi. Evet. Mutlaka festli bir resmimiz olması lazım. Sosyal medyaya mı koyacaksınız? Evet. Şöyle Instagram. Ben de gelebilir miyim? Instagram. Ama benim de bir şey takmam lazım. güzel şallar ve eşarplar var. Hatta sizin için denemek istiyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Çok güzel modeller var. Herhalde yerli yabancı turistler geldiği zaman en çok şal tercih ediyorlar değil mi? Tercih ettikleri şey. Şal tercih eden kolay alışveriş olduğu için beden yok çünkü numara yok. Ondan dolayı şart tercih ediliyor. Hediyeyi de rahat alabiliyorlar o yüzden beden olmadığı için. Birkaç tane deneyeyim. Bir yandan da fiyat sorayım. Sırtı atılabilecek tarzda kürklü değişik bir üründür. Kupon ürünleri. Birer tane. Nasılsınız kızım diye başlarım şu an. Eski tüpeğim modunda. Saçlarda yağmurdan ıslanınca. Ne kadar fiyat? Bunun 450 lira fiyatı. 450 TL mi? Burası bir şey söyleyecektim, bir harfli ama söyleyemedim. %100 kaşmirdir. Üstünde kadife var. Evet. Ve burası da bakın kürklüdür. Güzel bir ürün. Değişik yani her yerde görebilirsiniz. Yani %100 kaşmir ve işte yukarısı da kürk. 450 TL. Tabii. Nakit alsak? Aynı fiyat değil yani. Ucuz ürünlerimiz de mevcut. Nakit alsak? Nakit alsanız bir %20 düşüm olur yani. %20. Yani 370 lira, 360 liraya falan gelir. 360 TL. Evet. Başka böyle özel şeylerinize bakalım. En çok özel turistlerin hoşuna giden motifler hangileri? Bu tarzda ürünler genelde tercih edilir. Hem ekonomik hem Türk motiflerini yansıttığı için bunları çok kolaylıkla satabiliyoruz turistlere. 35 liralık bir üründür. Yani bunu da mesela yapabileceğimiz fiyat şöyle. 30 liradır. Zaten hani çok fazla fiyat söyleyip düşmüyoruz. Size vereyim. Tabii. 30 TL'ye. Çok güzel bu. O da yine 30 TL değil mi? Yine farklı bir motif. Türk motifi. Kumaşı da çok güzel. Yani %100 ipek değil, biraz karışım var tabii bunlar. Ama sanki ipekmiş gibi dokunduğunuz zaman. Bu da 30 TL. Evet. Bu böyle daha taşlı olanlar var. Ya onlar da Hint ürünlerdir, böyle bordüründe taş olan ürünler var. Bunlar ne kadar? Burası %100 yündür. Ya biz çarşının en büyük mağazasıyız, toptancıyız. Ben fazla fiyat söylemiyorum yani size. Bunda olabilecek fiyatı 200 lira. Evet. Yani burada yaklaşık hani belki 1000 liraya kadar da vardır değil mi şallar? Yani var, evet bayağı bir ürünümüz yani mevcut. 20-30 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar arasında. 10 lira. Orijinal paşmina değil tabii, orijinal paşminalar 150-200 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar gidiyor. Her bütçeye uygun, her zevke uygun bulabilirsiniz. Hayırlı işler. Yine Kapalı Çarşı denilince akla ne gelir? Deri ceket gelir, kürk gelir, bakmaya geliriz buradan. Bol çeşit vardır. Havalar soğuyunca da evet, aynen bu şekilde müşteriler inşallah devamlı. En çok ne tercih ediliyor şimdi bu sene? Yani klasik ceket devamlı tarz, yani devamlı giyecekleri günlük klasik ceketler. Bayanlar kısa fermuarlı ya da hafif kapşonlu kürklü. Bir iki tane deneyeyim mi? Onun üzerinde konuşalım, ben fiyatlarını soralım. Mesela bunlar bu sene moda. Şapkasıyla beraber. Çok havalıyım şu anda. Gerçekten. Yani amacımız o, müşteriyi havaya sokmak. Biz seviyoruz hanımlarda havalı o. Kapşonuyla beraber. Vallahi hayvanseverler görmesinler beni. Yani kanı. Zaten bunlar şey değil, öyle av hayvanı falan değil. Bunlar çiftlik artık. Çiftlikte yetiştiriliyor devamlı. Daha böyle renkli bir şey istersek. Şöyle mesela kırmızı olsun. Şöyle bir tane kırmızı deneyeyim sizin için. Daha çok kalın tilkili kürklü mallar var. Bunlar yelek yine. Aynı şekilde tilkili. Şunu bir deneyeyim, şunu bir deneyeyim. Bunun üstüne giyeyim hatta. İyice abartayım. Nerede benim pırlantalarım? Düşmeden kızım. Nerede benim pırlantalarım? Hayırlı işler. Ne satıyorsunuz burada? Ben bunları satıyorum. Çaylar, lokumlar. He. Turistik. Turistik. Zaten lokum. En baştaki. Ondan sonra baharat. Yani turistin alabileceği bir şeyleri satıyoruz. Benim dükkanım karşısı. Orada da siz de yine aynı şeyleri satıyorsunuz. Halı. Antikacı. Antika, pardon. Bir görebilir miyiz? Neler var böyle en özel şeyleri görsek? Bu nedir? Anlatır mısınız? Ben bir anlatayım. Bu Türkmen yöresinin genç kızların giydiği şapkası. Şeyde mi? Düğünde mi giyerler? Normalde aynen, de. Aynen normal. Ne kadar? Günlük de gümüş var. Hatırlayın ki o gümüşler gerçek el işi ve eskidir. 19. yüzyıldan kalmış, günümüze gelmiş o günden beri. Ne kadar mesela bunu sahip olmak istesek? Fiyatları yok, bu teşhirdir bunlar, satılık değil. Bunları satmıyorsunuz. Yok. Bunu sadece koyuyorsunuz. Mesela biri almak istese, ısrar etse bu çünkü yok. Çok güzel bir şey. Yok, çünkü yerine koyamayız. Bizim sattığımız şeyler, tekstil bezler. Tekstil bezler satıyorsunuz. Yastıklar var bakın. Çok güzel motifler var. Böyle el dokuması suzani bezlerden. Bunlar bizim kendi şeyimiz, büyük süzenlerden yastık olarak yapıyoruz. Bunları satıyoruz. Bunlar 19. yüzyıl. Biraz daha böyle 40-50 senelik olanlar var. Ne kadar mesela? Şu gördüğünüz 75 lira. 75 lira bir tane. El dokumasıdır evet. Bunun ipek olanı var. Bu pamuktur. Bu pamuk olanıdır. Bir de bunun ipek olanları var. Şeyler var. Bunlar da örtü, koltuk örtüleri gibi. Özbek bezi 19. yüzyıla ait. Genç kızların kendine yaptığı çeyizlik bir olaydır. Ne kadar zor yapılmış, ne kadar uzun sürmüş. Renklerin güzelliğine bakın. 3-2 yılını almıştır. Ne kadar? O 1200 lira. 100 TL ama gerçekten değer çok güzelmiş. Günlerce gezsek herhalde rahat rahat tüm dükkanları detaylıca baksak yine bitmez Kapalı Çarşı. Onun için böyle boş boş vaktimizde, bol bol vaktimizde gelelim, gezelim. Çok güzel şeyler var. Tabii her bütçeye uygun. Pahalısı da var, ucuzu da var. Ama herhalde bu kadar önemli bir tarih mirası mutlaka gelip görmeliyiz, gezmeliyiz. Yeliz neredesin? Yine ne yapıyorsun dediğinizde duyar gibiyim. Gözlüğümü taktım. Şimdi sizi öyle bir yere getirdim ki hepimizi böyle hayran olup evimize aldığı, sevdiklerimize hediye ettiği biblolar var, nazar boncukları var. Acaba o nazar boncukları nasıl yapılıyor? Yapım aşaması nasıl? Aslında çok büyük bir emek ve çok büyük bir sanat. Sertaç Bayraktar'a getirdim sizi. Acaba bu böyle sevip hepimizin aldığı, hediye ettiği... Bakın sizin heyecanınız bana da geçti. Nasıl oluyor? Yapım aşamaları nasıl? Kaç senedir bu işle uğraşıyorsunuz? Aşağı yukarı 15 senedir bu işle uğraşıyorum. Yapım aşamasını isterseniz biraz sonra hep beraber görelim. Genelde en fazla yaptığımız boncuk nazar boncuğu. Hepimiz için önemli olan nazar değmesin, kötü gözlerden korusun diye. Genelde hediyelerimiz de hep bunun üzerine oluyor. Herkes en kıymetlisi nazar boncuğu mutlaka takıyor. Evet. Şimdi beraber az sonra yapacağız, aşamalarına bakacağız. Bir masamıza bakalım. Ekip hazır mı acaba? Ekipte valla orada bir Osmanlı kadını var yani böyle masaya yumruğunu vurduğu gibi. Masa bizim ekip başı gibi duruyor. Anneniz değil mi? Merhaba, bu arada mikrofonu size vereyim. Sizin kaç sene oldu? Benim de 10 sene olmuştur herhalde. Emekli olduktan sonra Sertac'ın yanında çalışmaya başladım hobi olarak. Ondan sonra devam edip gidiyorum. Keyifli bir iş. Çok, çok. Burada güzel kızlarımız var. Onlar, acaba siz nasıl başladınız bu mesleğe? Yani meslek olarak mı yapıyorsunuz şu an hiç bilmiyorum. Ben zaten bu bölümü okumuştum. O şekilde başladım. 3 senedir de yapıyorum. Ben de aynı şekilde bu mesleği okudum. Daha yeni başladım, yeniyim. Yani bunu hayatınızda meslek olarak olsun istiyorsunuz. Ne güzel ya. Yani çok özel bir şey değil mi? Burada kendi yaptığınız, kendi ürettiğiniz bir şeylerin sonra insanların evine gidecek olması, onlar satın alacaklar, onların elinde olacak. Vallahi çok güzel. O zaman şimdi şöyle yapalım. Aslında burada siz eğitimler de veriyorsunuz. Genelde emekli olduktan sonra herhalde hobi olarak zamanını ayırmak isteyen insanlar daha çoğunlukta geliyor. Ya da zaten hani bunu meslek olarak seçmek isteyen böyle güzel kızlarımız gibi de onlar zaten okuldan sonra staj için geliyorlar. Aynen. Staj, başta staj sürecinde tanışıyoruz arkadaşlarımızla. Daha sonra da bu işi devam ettirmek isteyenlere iş imkanı sağlıyoruz. Onlarla da beraber kadromuzu güçlendirerek devam ediyoruz. Evet. O zaman hazırız. Ben gözlüğümü takıyorum. Aşamalarını bir anlatın. İlk başta nasıl başlıyoruz? Yaptığımız boncuk nazar boncuğu. Orijinal renkleri lacivert, beyaz, siyah. Başlangıcı da Yunan mitolojisindeki Medusa. Yunanlı denizciler deniz tanrısından korunmak için gemilerin girişlerine Medusa'nın gözüne benzer seramikten boyalı seramik parçalar koyarlarmış. Bir süre sonra deniz tanrısından korunduktan sonra süreç içinde artarak kendileri için ne kıymetliyse tapınakların girişlerine, hayvanlarına, eşlerine bunları takmaya başlamışlar. Ve nazar boncuğunun başlangıcı da buradan olmuş. Bugün de hala nazardan ve kötü gözlerden korunsun diye takılır. Ciddi bir totem. Bu halkın da %70, %80 inanıyor buna. Yeni bir işe başlarız tabii. Bismillah deriz. Hemen ilk girişe bir yere nazar boncuğumuzu asarız. Evimizi taşırız, ev alırız, eşya alırız. Hemen nazar boncuğumuzu asarız. O hepimizin hemen hemen evinde vardır. Evet, evet. Ya biz bu geleneklerine çok bağlı bir toplumuz. Bu topraklar için de çok kıymetli bir şey. Sadece burası için de değil, bütün Akdeniz ülkelerinde var olan bir boncuk. Yörelerine göre renkleri değişse de biz Türkler daha çok turkuaz nazar boncuğunu severiz. Ama orijinal lacivert beyaz siyahtır. İtalya, Yunanistan, İran, Karşı Arap ülkelerinde lacivert beyaz siyah daha çok satılır. Peki nasıl oluyormuş acaba? Ben bu arada röportajı bile gözlükle yaptım. Nasıl heyecanlıysam bir de nasıl korkuyorsam sanki gözüme gelecek diye. Hadi başlayalım. İlk başta şeramamızı yakıyoruz. Şeramamız oksijen ve gazdan ibaret. Gaz evde kullandığımız normal tüp. Oksijenle de ateşin kalorisini yükseltiyoruz. Hafiften ateşimizi ayarlayacağız şimdi. Biraz kısıyoruz ateşimizi. Zemin için ilk başta lacivert çubuklarımızı alıyoruz. Cam ateşe girdiği ilk an kırılma riski var. O yüzden yavaş yavaş sokuyoruz. Ucu ısındıktan sonra diğer camımız dışarıda. Birleştiriyoruz. Şu hareketi yaparak camı büyütüyoruz. Biraz büyüteceğiz bunu, biraz göze gelsin diye. Yani daha büyük bir şey yapacaksınız, onun tamamen boyutuna göre devam ediyorsunuz. Nasıl arzu ediyorsanız o büyüklüğe göre yapıyoruz. Şimdi istediğim büyüklüğe geldi. Bunu buradan kesiyorum, ateşin içinde yavaşça. Şimdi bunu çeviriyorum. Elimde bir maşam var, çok basit bir maşa. Evlerde çok rahat bulunabilen. Getiriyorum, maşanın tekini yatırıyorum. Öbürünü de üzerinden yavaş yavaş basıyorum. Ondan sonra gözlük gibi düşünün. Size beyaz gelecek. Evet. Gelmesin diye şöyle şey yapıyorum. Ben de yapacağım biraz sonra. Evet. İstiyorum. Bütün yüzeylerinden. Eridi. Eridi ve çok hafiften çevirerek. Şimdi buraya kulp yapacağız. Bir yere asmak için veya kolye olarak kullanmak için nasıl arzu ediyorsak. Biraz cam biriktiriyorum buraya. Dışarı çıkartıyorum. Çok hafiften soğumasını bekliyorum. Basıp basıp çekiyorum ki oradaki cam alayım diye. Soğudu. Öne doğru yatıyorum. Sağdan geliyorum. Birleştiriyorum. Bakar mısınız? Yani ne kadar da yaptınız? Tabii ki böyle bir kaç yılın tecrübesiyle. 16 yıl, aynen 16 yılda. Peki ben sizin için deneyeyim. Başlayalım. Dert. Pozisyonunu alsın. Gazı açıyorum. Öyle hemen aklıma şey geldi. Babam sınıfında hani o kimya dersinde. Hatırlıyor musunuz? Patlıyor. Hemen o geldi. Şimdi ortada bir yuvarlak olmaya başladı. Evet. Bastırayım mı? Evet, bastırmayın. Bastırmayayım. Ateşi tutun ona. Şöyle yuvarlıyorum. Evet, çok güzel. Yeter nazar boncuğum, bu büyüklükte tamam. Olsun. Çıkartın ateşini. Sağlak mısınız, solak mısınız? Tamam. Tamam. Sağdan keseceksiniz. Sokun ateşi, beraber yapalım. Tekrar. Yok, şöyle tutun. Bastırmayın, hiç bastırmayın. O kopacak. teşekkür ediyorum. Bunu da götürüyorum. Bunu ilk başta bir mantar tozuna koyuyoruz. Bu burada yavaşça soğumasını sağlıyor. Bu sayede boncuk kırılmıyor. Hani nazar boncuğu durup dururken kırıldı, nazar değdi deriz ya. Aslında düzgün soğutulmayan boncuklar kırılır. Biz bunu buraya koyduğumuz zaman, yavaş yavaş soğumasını sağladığımız zaman bu evladiyelik, mantar tozu diyoruz. Yaptığımız ürünlerin tamamını buraya koyuyoruz. Yani bunların hepsinin ucunda bir boncuk var. Lütfen çıkartın bakın. Hepsinin ucunda bir boncuk var. Bu boncukları bir gün sonra buradan çıkartıyoruz. Bu sayede yavaş yavaş soğuyorlar. Bir çeşit kendini tavlama ve ısıtma işlemi yapıyor. Bu sayede boncuklarımız kırılmıyor. Eğer bu işten sonra da eğer aldık mesela boncuğumuz kırıldı, o zaman kesin nazar var. Kesin nazar var o zaman, bu kadar işlemden sonra hala kırılıyorsa. Çünkü Sertaç Bey diyor ki bu işlemden sonra diyor kırılması mümkün değil diyor nazar boncuğunu. O zaman kem gözleri şiş, elem terefiş deyip kapatalım. Görüşürüz, hoşçakalın. Acaba sizi nereye getirdim? İçeride nefis pasta kokuları var. Son zamanlarda çok sevdiğimiz bir şey. Özellikle kendimizin de çocuklarımızın da özel günlerinde yaptığımız bir şey. Cupcake. Ayça İlkel'e getirdim. Harika cupcake'ler yapıyor ve tarifini alacağız. Beraber yapacağız. Püf noktalarını öğreneceğiz. Hadi buyurun. Çok güzel pastalar yapıyor, çok güzel cupcake'ler yapıyor. Bir sürü püf noktası öğreneceğiz. Hepimiz çok seviyoruz pasta yapmayı, cupcake yapmayı. Tarifleri uyguluyoruz ama galiba atladığımız bazı püf noktaları oluyor. Bugün senden onları öğreneceğiz. Sen bir yandan yapacağız değil mi? Evet, çikolatalı cupcake yapacağız. Üzerinin süslemeleri hakkında farklı birkaç bir şey göstereceğim. Evde herkesin yapabileceği şeyler olacak bunlar. Tabii birkaç tane kalıp bir şeyler, hani ekstra bir şeyler illa kullanacağız ama onun yerine ne kullanılabilir onları en azından önereceğiz. O zaman başlayalım. Tamam. Hadi bakalım. Toz şekerim var, erimiş yağ, su, tereyağı, evet, tereyağı, çikolata, süt, sıvı yağ, un ve kakao ve de yumurtam hazır. Şimdi malzemeleri mikserime koyacağım. Önce şekerle başlıyoruz. Şekerli. Sırası önemli mi Ayça? Tabii önemli. Şöyle, genelde katı malzemeleri hep en son koyarız. Sıvıları birleştiririz, katıları en son koyarız. İçinde kabartma tozu olduğu için, hani belirli bunun püf noktaları diyeyim. Kabartma tozu olduğu zaman çok fazla karıştırmamak gerekiyor ki kek daha sonradan çökme yapmasın diye. Şekeri koyacağım. Bu arada Ayça'nın bir morali bozuk. Sanki bir morali bozuk. Ayça, dövecek misin bizi? Hah, şöyle bak, gülünce ne kadar güzel oluyor yüzüm. Çikolatamı alabilir miyim ben? Alabilir miyim çikolatamı? Teşekkür ederim. Çok tatlı bir şey yapıyoruz burada. Tamam. Suyu ilave ettim. Suyu ve de çikolatayı da içine ekleyip bunları karıştıracağım. Miksere koydum. Şimdi çalıştıracağım. Hop, biraz tabii yavaş yapmam gerekiyor. Sulu olduğu için, evet, tüm malzemeler. Şimdi bu malzeme iyice karıştıktan sonra yumurtayı, bu yavaş yavaş karışırken ben yumurtalarımı kırayım. Yumurtaları kıralım bu arada. Cupcake son zamanlarda çok fazla da sipariş ediliyor oldu değil mi? Evet, yani evet, biz evde de yapmayı çok seviyoruz hanımlar. Çocuklarımızla özellikle beraber yapmayı çok seviyoruz. Onlar bayılıyorlar zaten. Üzerine yaptığımız seçenek çok farklı olabildiği için artık çoğu zaman pasta yerine cupcake bile tercih edilebiliyor. Çünkü her birinin üzerine farklı bir şeyler uygulayabiliyoruz. Hı hı. O yüzden pasta yerine cupcake de yapabiliyoruz. Şimdi evde eğer tabii evimizde kullandığımız aletlere göre değişiyor. Normal kendi el mikseriyle yapabiliriz. Yani bu malzeme sonuçta erimiş olduğu için bunu elde bile çırpabiliriz. Yani bu arada çikolatayı, tereyağı erimiş olması gerekiyor. Evet. Onları melmari usulü de yapabilirsiniz. Normal tavada da eritebilirsiniz. Mikrodalgada kullanılabilir. Mikrodalgada da eritebiliriz. Ben şimdi bu malzeme iyice karıştı. Teker teker yumurtalarımı ekleyeceğim. Neden teker teker? Yani hepsini bir anda atmıyorum. Teker teker yedire yedire karıştırıyorum. İyice karışım İyice lezzetli olsun, iyice lezzetli olsun, iyice yiyelim hepsini, yiyelim kilo alalım diye. Hepsi çok lezzetli olsun. Yani bir günde kaç tane cupcake yediğim evde olmaması gerekiyor. O kadar fazla olmaz. Misafirlerinizi yaptınız, hemen yedirin, kurtulun. Eğer o gece evde kaldıysa ve siz bunu biliyorsanız o akşam vaktinde, ben onu mutfakta bırakmıyorum genelde. Aklımda, uyurken aklımda bir tane daha yemeliyim. Ya da kahvaltıda çok lezzetli oluyor. Ara sıra yapalım. Çok yapmayalım. Olur. Her şeyin fazlası zarar zaten vücudumuza. Aslında çok pratik de bir şey. Çok yani kek yapımı zaten çok kolay. Cupcake'in aslında kekten farklı bir yanı yok yani. Aynı sayılır. Bizim yaptığımız biraz daha çikolata, genelde kakaoyla da yapılabilir. Biz çikolata katıyoruz. Biraz daha yumuşak bir kıvamı oluyor kekin. Güzel, lezzetli oluyor. Şimdi yumurtayı da iyice yedirdim. Bütün sıvılarını karıştıracağım. Neler var şimdi burada? Süt var, sıvı yağ var ve de sirke var. Sirke. Şöyle sütünü döktüm. Sıvı yağ ekledim. Hepsini tek bir kaba da aslında koyabiliriz. Ben sadece malzemelerim gözüksün diye hepsini ayrı ayrı koydum. Hepsi sıvı, malzemelerin hepsini bir yerde birleştirebiliriz de. Neden sirke? Sirke, şimdi keki yedikten sonra zaten fark edeceksiniz, hem farklı bir tat veriyor. Yani değişik oluyor. Biraz kıvamında değişiklik veriyor. Sirkeyi o yüzden kullanıyoruz. Onu yiyince bence lezzetinde daha çok fark edeceksiniz farkını. Aslında şeyde de kullanıyorum ben sirke. Normal hamur yaparken diyelim ki yani tuzlu bir şey yaparken içine koyduğumuz zaman börekte falan çıtır çıtır oluyor. Güzel oluyor sirke ama hani mesela tatlıda sirke hiç kullanmamıştım. Aslında bunu sirkeyi genelde kullanıyoruz. Şimdi yurt dışında ekşi krema dediğimiz bir krema var. Genelde mesela biz bunu cheesecake'lerde kullanıyoruz. Şimdi bizde bu tarzda bir krema, bizde süt kreması var. Biz bu süt kremasını ekşi kremaya çevirmek için aslında kremanın içine bir miktar sirkeyi koyuyoruz. Onu birazcık bekletince krema aslında o hale alıyor. Yani onda da ama tabii bizim cupcake'imizde krema yok. Sütle birlikte. Sıvıları da karıştırdım. Şimdi en son katı malzeme. Burada da unum, kabartma tozum ve kakaom var. Normalde bunların da hepsini aslında bir yere alıp orada karıştırabiliriz. Yani mesela bu kabartma tozuyla ilgili hep söyleriz ya, yani onun sırasını ben bazen farklı tarifler duyarım. En son mu koymak lazım? Yani ben hep öyle kullanırım. En son kullanırız ki keki çökertmemek için diyoruz ona biz. Şimdi hepsini birlikte, bütün katı malzemeleri karıştıracağım, içine koyacağım. İçine koyacağız. Tamam. Mesela ben geçen gün vadeyle kek yapıyorduk. Söylemesi ayıp, aslında söylemem de gerekiyor. Büyük bir marifetsizliğim ortaya çıkacak ama gerçekten benimle ilgili değil. Onunla beraber yapıyorduk. O dayanamadı tabii, bütün malzemeleri açtık. Kabartma tozunu attı. Gerçekten söylüyorum yani, ondan önce atmıştı. Keki ilk döktüğümüz zaman sıvı seviyesi şu kadardı. Çıktığı zaman bu kadardı. Yine. Hiçbir değişiklik yok. İnsan azıcık mı kabartması, hiç kabarmamıştı. Evet. Ama badeden kaynaklı. O 4,5 yaşında şimdi benle bir ilgisi yok. Kabarmamasının aslında farklı sebepleri de var. Fırının kapağını açarsanız. Fırınımızın mesela önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Fırının içine malzemeyi attığımız zaman en azından ilk yarım saat, normal bir kek yapıyorsak yarım saat fırının kapağının açılmaması gerekiyor. Kabartma tozunun etkisi var ya da yumurta, bu farklı tariflerde farklı tabii ki de etkiler gösterebiliyor. Yani kimi tarifte ısıtılmış olacak ve ilk yarım saat mutlaka kapağını açmayacağız. Açmayacağız fırının. Ama tabii cupcake'lerde tarife göre de değişiyor. 20 dakikada da pişen var, yarım saatte de pişen var. Bizim yaptığımız şimdi cupcake'lerimiz yarım saat pişireceğiz, yarım saat içinde hazır olacak. Hemen gel bir şey soracağım. Cupcake onun içerisine koyacağız. Nasıl başladı acaba bu işler? Bir anlat istiyorum. Kaç senedir yapıyorsun? Ben 2005 senesinde başladım bu işe. Aslında bilgisayar programcılığı mezunuyum. Fakat mesleğimi hiç yapmadım. Direkt bu işe başladım. Bir otelde çalışmaya başladım. Arkasından yurt dışına çıktım. Orada bir süre eğitim aldım. Sonra tekrardan geldim. Burada mutfaklarda başladım çalışmaya. Yaklaşık bir 4,5 sene çalıştıktan sonra artık bir yerden kendimiz başlayalım dedik. İkizim var benim. İkimiz birlikte başladık. Gene bu bölgedeydik. Fakat daha küçük bir dükkanımız vardı. Dedik ki ilk önce insanlar bizi tanısınlar. Bir duyuralım kendimizi, sonrasında gelişmeye göre daha büyüyebiliriz diye düşündük. 5 sene o küçük bir dükkanımız vardı. daha kişiye özel butik çalışıyorduk. Fakat kurumsal çalışmalarımız da vardı. Aslında hani günlük firmaların ihtiyaçları olan kahvaltılık ürünlerini, pastalarını verdik. 5 sene sonunda dedik ki burası bize artık yetti, biraz daha büyüyelim artık dedik. Bir sene oldu buraya geçtik. Bir senedir yeni dükkanımızdayız. Burada pastanın haricinde biraz daha yemek işine de tabii. Bu arada çok şey yapıyorum ben, takdir ediyorum ve hoşuma gidiyor. Kadınların böyle başarılı olması, girişimci olması ve dikkat ediyorum böyle işte cupcake, pasta yapan bazen zaman işte arkadaşlarıma gidiyorum. Hatta komşum var Zeynep. Sevgilerimi gönderiyorum buradan. O da inşaat mühendisi mesela. İnşaat mühendisiydi. Sonra işte doğumdan sonra mesleğini ara verip o ara biraz pasta işlerine meraklanınca şimdi profesyonel olarak yapıyor aslında. Önce sadece misafirler için yapıyoruz. Dikkat ediyorum hep öyle şey işlerden sonra geliyor bu. Pastacılık. Böyle bir anda hayalimizi gerçekleştirelim oluyor. Bence şeyin etkisi çok fazla. Hani ben bizim zamanımızda diyeceğim. O zaman çok fazla ne istediğimizi bilmiyorduk. Hani bir şekilde yönlendirilmiyorduk. Şimdi bence herkes daha çok görüyor, istediği şekilde daha. Şimdi bize çok gelen var, çok küçük yaşta olup bu işi yapmak istiyorum. Biz ama o zaman da çok fazla bilmiyorduk ya da seçeneğimiz mi yoktu diyorum, bilmiyorum. O yüzden de hani yönlenirken bir şekilde üniversiteye girdik mi girdik. Ama ben zaten üniversite 2. sınıftayken gerçekten hani mesleğimi yapmama kararı almıştım. İlgim her zaman vardı, bu şekilde yönlendik. Nasıl bir kıvam olacak şimdi? Özellikle bazen şey oluyor, onu biliyorum. Bazı unlar hani mesela un miktarı verirken mesela o şeyde de öyledir. Pilav yaparken, pirinçte de verirken bazı pirinçler daha fazla su çeker. Biz kıvamının nasıl olursa anlamalıyız. Sıvı mı? İçinde çikolata olduğu için zaten biraz normale göre koyu bir hamur bu. Çok sıvı değil. Evet, çok katı da değil. Evet, çok akışkan. Katı da değil. Evet, akışkan bir hamur oldu. Dörtte üçü kadar. 4'te 3'ü kadarını dolduruyoruz. Şöyle. Kabarma payını bırakıyorum. Elinizde lezzet vardır zaten şimdi. Öyle oluyor ya, elimizin lezzeti de girsin. Şu kadar doldurmam yeterli geliyor. Cupcake'imiz yaklaşık 30 dakikada pişecek değil mi? Cupcake'lerimiz pişerken bu arada kremasını yapalım biz. Evet, süsleme kremasını hazırlayacağız. Burada pudra şekeri, süt ve de margarin var. Ve de istediğimiz hangi lezzette istiyorsak ona göre bir aroma koyuyoruz, ekliyoruz. Ben bugün ahududu aroması ekleyeceğim içine. İlk önce pudra şekerini koyuyorum üstüne. Ne isterseniz su da kullanabilirsiniz ama biz süt daha lezzetli olduğu için süt kullanıyoruz. Evet, biraz daha süt koyarsak kıvamı gelecek. Gördüğünüz gibi ne kadar pratik aslında cupcake'in yapımı. Bu kremayı istersek farklı gıda boyalarıyla farklı renklerde hani rengini değiştirebiliriz, kullanabiliriz. Keklerimiz pişti, soğudu. Üzerine süsleyeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Sıkma torbalarımız. Bu pasta malzemelerine bayılıyorum. İnsan, yani değil mi? Böyle içi açılıyor. Yemeden duramazsınız ama. Yeliz bize sürekli böyle şeyler çekiyorsun demeyin lütfen. Kolay, pratik tariflere bakıyoruz. Nasıl sıkmak istersek ona göre ucunu değiştirebiliyoruz. Bunlar da yine pasta malzemeleri satılan yerlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Üzerlerini ben birkaç tane böyle çilek jöleledim. Çilek en çekici gözükenlerden bir tanesi bence. Şöyle yapayım. Biraz bastırıp. Marketten aldığımız çeşitli çikolatalar var. Çocuklar genelde çikolataları seviyor. Böyle karışık çikolata çeşitleriyle hazırlayabiliriz. Bir de şu küçük şekerleme sprinkle diyoruz. Evet. Bu da görselde çok güzel gözüküyor. Hani çok kolay, basit malzemelerle, direkt hazır malzemelerle cupcake'leri süsleyebiliriz. Çok güzel yaptım gerçekten. Öyle bir koydum ki yani hepsini ben yapmışım gibi sanki. Ellerine sağlık Ayça. Çok teşekkürler. Çok güzel görünüyor. Şimdi bir de onları biz bir oturalım yiyelim efendim. Stüdyoya dönelim şimdi. Hanım'ın iş yerine getirdim. Harika bebekler yapıyor, bez bebekler. Üstelik bizim de evde uygulayabileceğimiz çok pratik bilgiler verecek. Hadi buyurun. Rüya gibi bir yere geldim. Çok marifetli bir hanım oturuyor yanımda. Makası bile uğur böcekte, her şey süslü. Her şey çok güzel. Diyorum ki insan burada hiç yaşlanmaz. Yani sabah iş yerinizi açıyorsunuz. Böyle rengarenk kumaşların içinde, bebeklerin içinde böyle iğneler, iplikler. Akşama kadar tamamen yaratıcılığınızla neler çıkıyor kim bilir, değil mi? Burası gerçekten bir iş yeri gibi değil zaten. Burası geldim. Ben bugün işim ama ne yapabilirim ve bunu yaparken de eğlenebilirim diyerek çok keyif alınan bir yer. Gerçekten işim diye demiyorum ama bütün hanımları buraya davet ediyorum. Herkesin buradan keyif alacağından çok eminim. Nasıl başladınız bu işe? Nasıl başladım? Bu her yerde bana sorulan bir soru. Aslında ben başka bir mesleğim var ve yıllarca ilaç sektöründe çalışmış biriyim. Ama yoruldum herhalde. Sürekli kalbimin, gönlümün bir köşesinde de ben dikiş dikeceğim, kumaşça dokunacağım, kurdeleye dokunacağım diye bir duyguyla günüm bir gün geldi ve artık tamam dedim, ben bırakacağım ve bu işe başlayacağım. İyi ki demişim, iyi ki bırakmışım. Gerçekten çok keyif alarak çalışıyorum. Bir öğretmen çocuğu olmanın avantajını çok fazla yaşıyorum. Annemden gördüğümüz dikiş vesaire, onların hepsini burada tabii zamanla da geliştirerek böyle bir yerin sahibi oldum. Harika. Mutlaka yani yetenek mutlaka vardır ama bu bizim gerçekten geliştirebileceğimiz bir sanat değil mi dikiş? Yani böyle hani işte ben yapamıyorum, işte biraz belki vakit ayırırsak, özen gösterirsek, dikkat edersek aslında böyle şeyler biz de yapabiliriz. Yani hiç bilmeyenler için söylüyorum. Sadece bunu yapabilirim diye inanmakla başlamak bence işin yani çok yüzde bir kısmını hallediyor. Hatta ben yaptığım workshoplar duyurularında direkt şeyi yazıyorum. Hiçbir dikiş bilgisi istemiyorum. Hatta makineyi hayatınızda ilk defa bile görmüş olabilirsiniz. Ama günün sonunda göreceksiniz ki makinenin başına oturmuşum ve dikiş dikiyorum diyeceksiniz. Ve gerçekten hepsi öyle oluyor. Yani günün sonunda sanki bir sihir değmiş gibi. Çünkü ben rahatım ve bu iş sökülebiliyor, yenisi kesilebiliyor, her şey yapılabiliyor. Ve günün sonunda artık kimse sökmeden, ikinci bir şey kesmeden bir bakıyorum. Bakıyorlar ki bebeklerini dikmişler. Harika. Tabii burada ilk bebek doğduğunda hepimizin heyecanı vardır. Tabii ben de bir anne olarak biliyorum. O hamilelik sürecin son dönemi, işte o bebek doğduktan sonra neler olacak? Acaba kapıya ne asacağız? İşte bebek şekerleri nasıl olacak? Neler seçsek, ne modeller seçsek? İşte en güzel günler ya da işte kına gecelerimizde sünnettir, mevlüttür. Her şeyi burada hazırlıyorsunuz. Bugün de bez bebek yapacağız. Yani sizin de evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz aslında. Bahar şimdi bize onun tarifini verecek. Baştan itibaren yapacağız. Şimdi nasıl başlayalım? Şimdi bugün şöyle bir bez bebek dikip bunu herhangi bir doğumda, hatta daha önce de kullandık, hastanede hediye olarak dağıtabilirsiniz. Onun dışında yan yana getirip biraz sonra onları birleştireceğiz. Çok güzel bir hastane kapı süsü olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında çocuğunuza en kötü ihtimalle, yani hiçbir şey yapmayacağım ama ben çocuğuma çok basit bir bebek dikmek istiyorum derseniz bile bu çocuğunuzun en kıymetli oyuncakları arasında yer alabilir. Yani bu dikeceğimiz bebekle aslında yani bir kıymetli bir oyuncak dediğin gibi yapabilir. Sonrasında bunu birleştirip kapı süsü, yani normal bebek doğduğundaki kapı süsünün dışında bizim bebeğin normal kapısına da çocukların da asabiliriz. Hastaneden sonra eve getirilip aynı şekilde çocuğun evdeki kapısının süsü olmaya tabii ki devam edebilir yani. Onda bir şey yok ama bugün sizden destek isteyeceğim. Tamam. Bunu birlikte dikelim. Tamam. O zaman ben bunu zaten hatta çizmişsiniz şöyle. Evet, ben oraya kabaca çizdim ama bunu herhangi ben de bunu badeye yaparım o zaman. Ay, tamam. Kızıma yapalım. Tamam. Tamamdır, badeye anlaştık. Götüreyim. O zaman kesmeye başlıyorum. Bunda aslında herhangi bir kalıp bile kullanmadım. Sadece şöyle bir bebek geldi aklıma ve ben bunu oturdum. Kağıda eğer çizimi düz, ki benim çizimim o kadar iyi değil, çizimi iyi olanlar çok daha düzgün bir bebek modeli bile çıkarabilirler. Ama bu kadar kabaca çizilmiş bir modelden bile sonuç olarak böyle çok şirin bir bebek çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Evet, o çizdiğin yerlerden gidiyorum ben şimdi. Evet, evet, evet. bacakları kesildi. Heh, bacaklarını kestim. Evet. Böyle kelebek gibi. Evet evet. Sanki, zaten kafasını da keseceğiz. Şimdi. Sonra kafa yapacağız galiba. Evet, onu başka bir materyal kullanarak yapacağız. Kumaş da kullanılabilir ama ben ince bir, şöyle bir keçe kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Bunun üstüne ağız işlemek kumaştan birazcık daha kolay oluyor. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Şöyle kestik. Hepimizin de evinde zaten bu tarz kumaşlar öyle çok var ki, yani olmasa bile pazarda çok da uygun fiyatı. Biraz sonra onun diğer desenlerini gösteririz. Hı. Çeşit çeşit. Evinizde hatta kalmış, ne bileyim, bir pantolon almışsınızdır, bir etek elbise almışsınızdır. Altını ben bazen onu da yapıyorum. Kısa boyluysanız benim gibi çok fazla kısalttığınızda oradan çıkan parçalarla bile bunları çıkarabilirsiniz aslında. Şimdi dikeceğiz onu. Şimdi iki kat yaptık. Sadece bir kısmını, minik bir kısmını açık bırakarak bunu birleştireceğiz. Birkaç kere böyle gidin, bozulursa da bozulsun, zaten bunu çevirmeyeceğim. Peki bunu mesela dikiş makinesi, yani herkesin evinde olmayabilir. Kendimizi mesela elle geçebilir miyiz? Tabii bir şey fark elde, tabii ki mutlaka fark ediyordur ama olabilir mi? Bu küçük bebekte fark etmez. Bunu gerçekten elde rahatlıkla dikebilirsiniz. Elde zaten makine dikişi diye bir dikiş var. Elde yapılan bir dikiş bu ama aynı makine dikişinin nasıl diyeyim, mukavemetini veriyor. Daha farklı. Şöyle bir bebekte fark edebilir çünkü bunu daha sert dolduruyoruz ama bu minik bebekte bu fark edilecek. Şuna bakar mısınız ya? Biraz da ben dikeyim. Evet, şimdi diktiğimiz ve bu hale gelmiş bebeğimizin bedeni. Daha sonra bunun kıvrım yerlerini çok kolay çevrilirken bize zorluk çıkarmasın diye şöyle düzleşebilmesi için birkaç tane çıt atıyoruz. Gerilmemesi için. Buna çıt derdi. Annem de çocukken çıt bize attırmazdı, ablamla bana, ama habire her yere çıt atıp dururdu. Ve bunu çeviriyoruz. Şu ayaklarını birazcık... Evet, gördüğünüz gibi şimdi bunun içine boncuk elyafla dolduralım. Nasıl, keyifli ama değil mi? Çok keyifli. Özellikle şey çok güzel, tabii her yerde oyuncak var. Yani oyuncak sektörü artık ağzımız açık kalıyor bir yere girince. Ama kesinlikle şunun verdiği tadı size. Tabii, orada da bir teknoloji var ama. Bir kere çocuğunuz için bir şey yapıyorsunuz ve onu bilecek. Yani bunu bana annem yaptı, kendisi yaptı. Çok keyifli bir şey. Yani bizim için de çok keyifli. Çocuklar için annelerinin bir şey yapıyor olması demek çok önemli. Tabii tabii, bazen workshopları anne kız katılıyorlar. Birlikte biri kesiyor, biri dikiyor. Bazen tabii bozuluyor, tekrar kesiliyor ama... Ne güzel söyledin değil mi? Beraber yapabiliriz çocuklarla bunu. Ve bence onu çocuk unutmuyor. Yani ileride büyüdüğünde de biz şöyle bir yere gitmiştik, bebek dikmiştik, işte bu bebeği dikmiştik diye. Bence bunlar çok keyifli anlar. İster misin biraz daha alalım bence. Mikrofonunuzun rengi de harika. Güzel değil mi mor? Şimdi kafası nasıl olacak acaba? Ben merak ediyorum o kısmını. Şimdi kafasını şöyle, bunun şurasını dikip kapatacağız. Onu biraz sonra kapatalım. Aha. Kafaya geçelim. Kafada benim şöyle bir tane fincanım var. Bunun çevresini seviyorum, miktarını. Şöyle iki tane aynı yuvarlaktan. Yaptığınız bebeğin büyüklüğüne göre evdeki bir tane bardağa, fincana göz koyabilirsiniz ona göre. Biraz koca kafalı olsun istiyorsanız, yani koca kafalı derken bir acayip oldu da. Yani işte kafası küçük ya da büyük, artık o sizin bardak seçiminize kalacak, tamam, yani bebeğin. Çocukları bırakırsak, hele de bir de küçük çocuklarsa bilmiyorum artık ne şekle benzer. Onlarla yaparken bir de onların bir inatları vardır. Hayır böyle olacak, hayır şöyle olacak, şu rengi kullanacağız. Yaşı atlatmışsınız anlaşılan. Onların inatları 2 yaş, terrible two. Tamam. Şimdi buna dikmeden önce şu şekle verebilmek için... Buradaki ifade tamamen size bağlı ama ben şöyle, şu büyük görüntüyü seviyorum. Şöyle sadece çok bastırmadan yeri belli olmasın diye evet bir ağız işaret koyuyoruz. Bunu da yine iğne ve ipliğimizle yapacağız. Tamamen işaretlediğim yerlerin üstünden bu sefer... Kalemle değil de iğneyle iplikle çizer gibi. Gülen bir bebek yapacağız. Onun ağzını yapıyoruz şimdi. Evet, yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. İnternette o kadar çok kaynak var ki hani ben ne yapabilirim diye düşündüğünüzde yurt dışı sitelerinde vesairede birazcık görsel tarayıp kendinize uygun, kendi göz zevkinize uygun bir ifadede bulabilirsiniz. Bunun etrafını da yine aynı şekilde bu sefer beyaz iple geçiyorum. Ve içini de elyafla dolduracağız. Gözünü doldurduktan sonra takacağız. Şöyle bir dikiş tekniği var. Buna aslında galiba eskiden yazmaların kenarına yapıyorlardı. Çok emin değilim ama şöyle sonuna kadar getirdikten sonra bir düğüm. Evet. Sonra birazcık ara verip tekrar... Yine bir düğüm. Devam ediyorsunuz. Yani biraz ileriye sonra bir düğüm. Biraz ileriye bir düğüm şeklinde. Şimdi son kapamasını yapmadan önce içini dolduracağız. Evet. Yani şu buraya kadar diktik, şurayı açık bıraktık, içini doldurmak için. Doldurduktan sonra orayı kapatacağız. Yine elyafla. Evet, şu anda şöyle bir hafif doldurduğumuz bir kafamız var. Şimdi buna 2 tane şöyle düğme göz yapılacak. Onun için şu boy bir boncuk kullanıyorum ben. Tam şu ağız kısmını da tekrar kapatıyoruz. Bebeğin dikerken zaten saç koyacağımız için şu arkasını kirletmemizin, deforme etmemizin hiçbir sakıncası yok. O yüzden arkadan ipliğimi geçirdim, öne geldim. Yine aynı şekilde şunu arkadan yine girdiğim yerden çıkıyorum ve bunu... Çekebildiğim kadar çekiyorum. Dolayısıyla sanki göz çukuru da oluşmuş gibi oluyor. Buradan tekrar onu düğümlüyorum. Daha sonra şöyle bir ben önce bakıyorum. Yine ikinci diğer gözü yapmak için. Saç yapma kısmı en eğlenceli uzunluğu verebilmek için şöyle birkaç kat yünümüzü saç formu vermeye çalışıyoruz. Bunu da zaten bebeğimizin başına yine dikerek sabitleyeceğiz. da çok fazla isterseniz çok fazla saracaksınız. Ben şimdi şu kadarı uygun görüyorum. Bunu da aynen yine beyaz iple kafasına. Sadece burada değil, internette bir sürü aslında bebek dikme bilgileri var. Onlara bakarak da kendilerini geliştirip gerçekten sadece oyuncak bebek değil, oyuncak hayvanlar, oyuncak hatta Tilda serisinde kız bebekler için fincan, tabak gibi şeyler, materyalleri bile dikebiliyorsunuz çocuğunuza. Hani plastik ürün satın almaktansa kumaştan vesaireden hazırladığınız ürünleri çocuğunuza çok rahat kendiniz yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem çocuğumuz için yapabiliriz. İstersek bu işin ticaretini bile yapabiliriz. Tabii. Öyle başlayıp sonrasında. Hanımlarımız zaten çok marifetli. Çok marifetli. Gerçekten hanımlar o kadar marifetli ki. Şimdi tam ortasından bir yerden başladım. Ve yavaş yavaş şöyle yine aslında bu makine dikişi dediğimiz dikişle birazcık geri, sonra azıcık ileriye alarak. Ben şimdi burada biraz büyük atıyorum ama daha küçük dikişler daha zarif durabilir. Gözü, ağzı ve saçları yapıldıktan sonra bebeğimiz şimdilik bu hale geldi. Ama birazcık da saçlarına şey takalım. Hadi düzeltelim. Bu kadar şöyle dağınık olmasın bu bebeğin evet, saçları. Evet. Çok tatlı paralı oldu mu? Çok güzel oldu. Çok aslında bakarsanız tekniği öğrendik Bahar'dan. Bunun üzerine bunun ebatını ayarlamak, işte yüzünü, gözünü, saçını değişik şekiller vermek ya da renkler vermek tamamen size kalmış ama teknik gerçekten çok basit. Yeter ki birazcık vaktimizi ayıralım. Hem kendimize hem çocuklarımızı. Tabii ki daha farklı yapabilirsiniz. Bunu tek parça olarak çıkarmayıp 2 tane bacak, 2 kolla hareketli bir şeyler yapılabilir. Dediğimiz gibi bunlar makinenin başına birazcık ip, yün, çok az şeyle her şey yapılabilir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Rica ederim. Bunu şimdi kapı süsü haline getirelim mi? Eğer anneler, evet eğer şu anda bir sürü bebek bekleyen anne vardır umarım seyreden bizi. Onlara benim yaptığım direkt buradan bir modeli hemen uygulayabiliriz. Mesela şurada Ali yazıyor. Evet, bu Ali gerçekten bir Ali'ye gidecek zaten. Bari Ali'ninkini birlikte yapmış olalım. Bunları da yine keçe keserek elle diktim. Hatta bunu da printer'dan çıkış alıp oradan kendime bir şablon kullandım. Herhangi bir kalıp şeyle, bir makineyle kesmedim harfleri. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Hatta bunların böyle makineden çıkmış gibi olmaması bazen beni daha çok mutlu ediyor. Daha böyle country bir tarz oluyor ve çok keyifli oluyor. Benim için öyle ve birçok insan da zaten onu çok seviyor. Şimdi şöyle kalın bir kurdeleye bebeklerimizi, bu sefer bunları yapıştırmaktan başka bir yolumuz yok. Silikonla yapıştıracağız. Kıvırıyorum. Orada sanki bir yere asmak için kendime bir delik oluşturuyorum sadece. Yaptığım özel bir şey yok. Şuradan da banyolarda şeffaf böyle bir askı vardır ya havlu asmak için. Bunu yaptığım zaman kullanan müşterilerime de o askılardan içine koyuyorum. Hastane kapısına 2 tane şeyle bunu çok rahat tutturabilirler. Evet. Evde de aynısını yapabilirler. Ali, o zaman hoş gelmiş dünyaya. Evet. Öyle diyelim. Güzel, sağlıklı bir ömrü olsun. Her anne isterse, bu tabii çok bit gösterdiğimiz model ama evde anneler kolaylıkla yapabilirler. Eğer vakit ayırabiliyorlarsa.